Arkadaşlar merhaba, size Indian izlenimlerimi anlatacağımı söylemiştim. Şimdi burada bir 600-700 mil kullandığım motoru bende bıraktığı hissiyatı, genel görüşlerimi, düşüncelerimi Harley ile karşılaştırım olarak sizlerle paylaşacağım. Evet, bu motor Indian Dark Horse Springfield. Indian'ın Dark Horse Springfield modeli. 2020 model. Yeni bir makine. Yaklaşık 700 mil buna Miami'de, Florida'da bindik. Beach'lerde gezdik. Sizlerle ırkçı bir Harley'ci olarak Indian hakkındaki fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Sahibiyle de istişare ettik. Sonra konuşunca da kullanınca da tamamen bir Road King modeli bir alet. Road King gibi. Çok hissiyatı da aynı. Biliyorsunuz benim bir tane Road King Special'ım da var. Yani hissiyatı da aynı tamamen. Genel olarak ilk motorda dikkat çeken şey kuvveti. Çok güçlü bir motor. Gerçekten çok atak. Zaten motorda 116 kubik inç bir 116 kubik inç motoru. Yani Harley sivriyo motorlarında kullandığı 117 kubik inç anlattı. Ve en yüksek segment iki motoru kullanıyor. Genel olarak bahsetmem gerekirse motorda kullanırken inanılmaz güzel bir hissiyat var. Çok ısınmıyor bir kere. Titreşim de daha az Harley'e göre. Bunun yanı sıra da biraz önce dediğim gibi çok atak bir motor. Walking'den farkı sürücü biraz daha böyle uzun boylu olmalı gibi geldi bana. Çünkü koltukla direksiyon mesafesi, bidon mesafesi gerçekten bayağı uzun. Ben çok zorlanmadım. 1.82 boyum var. Zaten hep böyle geride kullanan bir kişiyim ama Emin Sinan var arkadaşım. O binince biraz rahatsız oldu. Beli ağrıdı. O yüzden öndeki sürücüyle gidon arasındaki mesafe gerçekten çok uzun ve tatmin edici. Bence motoru keyifli kılıyor. Ben her böyle motor alışımda ilk gidon değiştirdim. Bunda çok öyle bir şeye ihtiyaç duymadım. Böyle mini Ape gibi bir gidon var. Yere de yakın oturduğun için yani Ape görevi görüyor. Gerçekten. Müthiş. Onun dışında ekstra özellikleri var. Harley motorlarda örneğin bu seviyeye koymadıkları özelliklerden en önemlisi 3 tane sürüş modu var bu motorun. 3 tane sürüş modu var sunuyor. Bir tanesi standart. Bir tanesi daha defensif bir sürüş modu, yağmurda, çamurda kullanırken. Bir tanesi de sport. Sport modda da otobanda hızlı giderken kullanabilirsin dedi sahibi. İki tane saddlebag'i var, gerçekten tatminkar. Neredeyse bir kask giriyor, yani bir şey yok kullandığım bu kask giriyor. O yüzden çok rahat ettim. Saddlebag'lerin Harley'e de sadece CVO'lara koyduğu bir özelliği var. Kitleri uzaktan kumandayla. Motordan uzaklaşınca da kendi otomatik olarak kilitleniyor. Keyless olayları çok iyi motorda. Yani anahtarsız her şeyi yapıyorsunuz. Başka nelerden bahsedeyim? Ön cam, arka çanta var. Hepsi takılabilir, çıkarılabilir şekilde. Yani motoru ben gerçekten çok beğendim. Ama biraz böyle Harley'e göre şöyle bir yorumum olacak. Biraz daha hani amiyane tabirle telmaşa bir motor sanki. Yani Harley'deki o doluluk, ağırlık hissi burada yok. Çok hafif. Belki bu avantaj da olabilir. Siz hoşunuza da gidebilir hafif olması. Ama o Harley'de hani ben motora değil de aygıra biniyorum, kısrağa biniyorum hissiyatı çok vermedi bana o hissiyatı. Belki egzoz yok bunda, belki ondan da olabilir ama gerçekten bu açıdan biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Artçı taşıdım. Artçı çok rahatsız oldu koltukta. Motorun çok sert olduğunu söyledi. Yani o bir artçı yorumu olarak bunu da dipnot olarak düşebiliriz. Genel olarak ben Indian'ı beğendim. Böyle bir markanın Türkiye'de olması lazım. Harley ile rekabet açısından olması lazım. Ama yok. Belki olur. Olursa da değerlendirilebilir, alınabilir. Keyifli motor, havalı motor. Ama şimdi örneğin Amerika'dayız. Miami, Daytona geziyoruz, Orlando. Daha bir tane Indian dealer'ın arasılamadık ya. Ya çok ilginç. Ama her şehirde 2-3 tane Harley Davidson dealer'ı var. Hani burada da artık Indian'ın bayağı bir ilerlemesi lazım Harley'i yakalaması için diye düşünüyorum. Indian da görmüyoruz yollarda çok.
Yani arkadaşlar, ez cümle yoklukta kullanılır. Ama varsa Harley. Kızmasın bana indiğince arkadaşlar. Var, sevdiğimiz arkadaşlarımız var indiğince. Ama yani bir Harley seviyesine gelmesi için, hele Türkiye'de gelmesi çok zor. Yok servistir, işte satış ağıdır, parçadır. Çok zor Türkiye'de gelmesi. Birilerinin bu işe gönül verip gerçekten uğraşması lazım. Amerika'da dahi Harley'in yanına yanaşamıyor. Yani bu satış ağında, parça, serviste, ya dealer görmedik demin de dediğim gibi. Yoklukta kullanılır. Keyifli motor. Keyifli motor. Hepinize mutlu günler, mutlu yarınlar diliyorum. Görüşmek üzere.